İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Edward Melikyan, ne yazık ki çok az insan eski armamız hakkında bilgiye sahip. Köy muhtarı, yerinden edilmiş 15 aile Artsakh'ın Verin Horata köyüne yerleştirildi. Hajak Sirekanyan, buradan da Türkler geçti. Ermeni dili Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde öğretilecek. Irak makamları Sincar Ezidi bölgesini yeniden inşa edecek. 24 Aralık 1895'te Asala'nın manevi babası Gurgen Yanıkyan doğdu. Madine Tara'nın Hacar Sanatının Örnekleri adlı kitap albüm yayınlandı. Adımım ve soyadımın baş harfleri Kim Kardashian Ermeni Mücevher markasının ürünlerini gösterdi. Edward Melikyan yazıyor. Az kişinin bildiği eski armamızdan bahsetmek istiyorum. Kilikya Krallığı, Bagratunyans, Arşakuniler ve Ardaşesyan'a ait armaları da içinde barındıran eski armamızın bugünkü armamızda yer almamasına çok üzgünüm. Hevont Alişan'ın bildirdiğine göre eski Haygazyans, Haygazunların ulusal bayrağı veya sembolü ejderha Vişap idi. Burada ejderha dediğimizde bildiğimiz ejderhayı değil Vişabagah yani keçiyi anlamamız gerekir. Ermenice sözlüklerde kah kelimesinin anlamı erkek keçi olarak açıklanıyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Verin Horata köyünün muhtarı Grisha Mardirosyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Artsakh'ın Mardagert bölgesindeki Verin Horata köyü sakinlerinin kendi ana vatanlarında yaşamaya ve üretmeye devam ettiklerini bildirdi. Grisha Mardirosyan, köyün 622 nüfusu var, okulda 103 öğrenci okuyor. Okulda sınıflar yetmiyor, yeni bina inşa etmemiz lazım. Anaokulumuz yok ama köyde yaklaşık 80 okul öncesi çocuğumuz var. Bir muhtarlık binası, bir sağlık ocağımız var. Köy yollarının bir kısmı asfaltlanmış durumda. Köye elektrik sağlanıyor ancak doğalgaz tesisi yok. Savaş sırasında köyde bir ev kısmen hasar gördü, yakın gelecekte tadilat yapılması planlanıyor dedi. Köylülerin istihdamı hakkında da konuşan köy muhtarı Mardirosyan, genel olarak hayvancılık ve tarım işleriyle uğraştıklarını kaydetti. Tarih araştırmacısı Hajak Sirekanyan, Facebook sayfasında şöyle yazdı. Buradan da Türkler geçti. Kars'ta yıkılan Ermeni mezarlığı ve imha edilen haçkarların görüntüleri. Arka planda Kars'taki Arakelos Ermeni Kilisesi, Kars Nehri, eski köprü ve tüm şehir manzarası görünüyor. Rusya Federasyonu'nun Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'ndaki Büyükelçiliği ile Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü arasında bir işbirliği anlaşması 21 Aralık'ta imzalandı. Anlaşma, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Vartan Doğanyan ile Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Eğitim İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Andrei Baykov tarafından imzalandı. Anlaşma, bir Rus üniversitesinde Ermeni dili öğretim sürecinin uygulanmasını, Armenoloji araştırmaları alanında bir platform oluşturulmasını ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler ile Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü arasında işbirliğinin teşvik edilmesini öngörüyor. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekili Rustam Bakoyan, Facebook sayfasında bir paylaşımda bulundu. Buna göre Irak hükümetinin kararı ile Şengal, Sincar bölgesinin yeniden inşası için bir restorasyon imar komisyonu kuruldu. Bölgenin yeniden inşası için 19 milyon dolar tahsis edildi. 2014-2015 yıllarında IŞİD militanlarının Sincar'ın Ezidi nüfusuna yönelik toplu katliamlar, soykırım gerçekleştirdiğini hatırlatmak gerekir. Kuzey Irak'taki bu bölge küçük Hristiyan topluluklara, özellikle Süryani ve az sayıda Ermeni ailelere ev sahipliği yapmaktadır. Bu insanlar zorluklara rağmen evlerini terk etmiyor. 1895 yılında Hamidiye katliamları sırasında Batı Ermenistan'ın Karin'den Kars'a kaçan aileler arasında Yanıkyan çifti de vardı.
Daha sonra soykırıma tanık olan Gürgen uzun ve mücadelelerle dolu bir yol geçti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. 1973 yılının 27 Ocak'ta Yanıkyan, Türk Konsolosu ve Konsolos Yardımcısı Mehmet Baydar ve Bahadır Demir'i Kaliforniya Santa Barbara'daki Baltimore Oteli'ne davet etti. Yanıkyan, Ermeni kimliğini gizlediği için davet Türkler tarafından kabul edildi. 78 yaşındaki Yanıkyan, Türk diplomatları 9 kurşunla öldürdü. Polisi aradı. Onlar geldikten sonra cinayetin faili olduğunu açıkladı. Santa Barbara'daki bu olaylar ile Ermeni davasının yeni aşaması olan Ermeni intikam mücadelesi başladı. Yanıkyan, Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala'nın manevi kurucusu olarak kabul edildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan Ermeni yazar, mühendis, modern Ermeni silahlı kurtuluş mücadelesinin kahramanı Gürgen Yanıkyan, 10 Şubat 1984'te cezaevinden hastaneye götürüldü ve 17 gün sonra vefat etti. Yerevan'daki eski el yazmaları müze enstitüsü olan Madena Tara'nın arkeoloji bölümü kıdemli araştırmacısı İvet Tacaryan'ın yayınladığı Madena Tara'nın Hacer Sanatı Örnekleri adlı kitap albümü aracılığıyla Madena Tara'nın Hacer dönemine ait resimli el yazmalarına ve reçine kaplamalı ciltlerine ilk kez sanatsal açıdan atıfta bulunmak mümkün oldu. 23 Aralık'ta Madena Tara'nda sergilenen kitap albüm 20 el yazmasından 100'e yakın minyatür ve reçine kaplı eseri içeriyor. Sunulan sanat eserleri Hacer dönemine ait İran minyatür resminin özgünlüğünü en iyi şekilde göstermektedir. İvet Tacaryan bu kitap üzerinde 3 yıl çalıştı. Tacaryan, 3 dilli Ermenice, İngilizce, Farsça kitap albümünde sunulan resimli el yazmaların ve orijinal kompozisyonların Hacer dönemine ait özelliklere sahip olduğunu kaydetti. Televizyon yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, Instagram sayfasında Icelink takılarını gösterdi. Şirket Andy Soghoian ve kızı Susie ile Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Kardashian, benim ve çocuklarımın ad ve soyadlarının baş harflerinin Ermeni harfleri şeklinde yapılmış kolyelerini gösterdi. Icelink, değerli ürünlerin üretimi ile uğraşan en popüler markalardan biridir. Bu şirketin ürünleri en fazla kolye, haç, yüzük gibi büyük, parlak ve pahalı mücevherleri seven hip-hop temsilcilerini ilgilendiriyor. Icelink, varlığının ilk günlerinden itibaren halka lüksü ve ilk önce elmas sevgisini aktarmaya çalıştı. Bu şirketin politikası sayesinde bugün pırlanta mücevherleri, zamana ayak uyduran ve moda trendlerini takip eden modern insanın ayrılmaz özelliklerinden biri. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aleksan Harutyunyan tarafından seslendirilen Çanaki Yer Katlı eseri sunuyoruz. Şekeri vaden hasela tane lutarina. Şekeri vaden hasela tane lutarina. Anuşkarun arel mezarun avararel bambak barina ziran tarina karmir varka putmanisha kaltsagik magina karmir varka putmanisha kaltsagik magina. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.